Sırada sadece 39 santim boyunda ve 1 kilo 250 gram ağırlığında Defne Bebek'in mucize öyküsü var. Kazakistan'da doğan Defne Bebek tedavi için saatlerce yola katlandı. Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Şimdi doktorların elinde yaşama tutunuyor. İşte mucize bebeğin öyküsü. Adı Defne. Anne ve babası ona defne ağacı gibi uzun yıllar yaşasın diye koymuş bu ismi. O da şimdi anne ve babasının yüzünü kara çıkarmamak için hayata sıkı sıkı sarılıyor. Şu an 32 haftalık olan Defne bebek hayata 14 gün önce başladı. Kazakistan'da zorlu şartlarda başlayan hayat mücadelesi şimdi Türkiye'de güvenilir ellerde devam ediyor. Defne bebek 39 santim ve sadece 1 kilo 250 gram doğdu. Kazakistan'da 30 haftalıkken dünyaya gelen Defne bebeğin 14 gündür verdiği mücadele ise tam bir mucize. Çok zor bir aşamayla geldiniz değil mi? Buraya kadar mucize diyebiliriz Defne için. Defne hani bizim hem mucizemiz hem umudumuz oldu. Çünkü Kazakistan'da çok zor şartlarda doğdu. Ben doğum için Türkiye'ye dönecektim. Dönmeme uçağıma 24 saat kala karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittik. Ve acilen doğuma girmesi gerektiği söylenildi. Fatma Vural Kazakistan'da apar topar ameliyata alındı. Sonrasında yaşadıkları ise ancak filmlerde rastlanır türden. Ben 3.30'da doğuma başladık. 8.30-9 civarında eşimin durumu hakkında ilk bilgiyi aldım. Hani eşim iyi ama bebek iyi değil şeklinde. Bebeğin çünkü ciğerleri oluşmamıştı. Ben de ayıldıktan sonra işte tek sorduğum şey hani çocuğum hayatta mı diye soruyorum. Bir sürü doktor var ama kimse bir şey söylemiyor. Tabii ben öyle olunca hani mesajı aldığımı düşündüm. Yani hayatta değil demek ki bana söylemiyorlar diye. Sonra işte sabah 8.30 civarı eşim bir hemşire vasıtasıyla bir mektup gönderdi bana Defne hayatta diye. Mektupla. Mektupla ben Defne'nin hayatta olduğunu öğrendim. Evet. Baba hemen Türkiye'yi aradı. İstanbul'daki doktorlara derdini anlattı. Doktorlar telefonla bebeğin sağlığı hakkında bilgi alıp Kazakistan'daki meslektaşlarına ne yapmaları gerektiğini söyledi. Ve Kazakistan'da geçen zorluklarla dolu 12 günün ardından Defne için uzun bir yolculuk başladı. Önce pasaport işlemleri için 4 saat havalimanında tutuldu minik Defne ve ailesi. Ardından 6 saatlik yolculukla ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Şu an doğum kilosuyla hemen hemen aynı kiloda. Sonda ile besliyoruz doğal olarak bu haftalarda olması gereken. Şu an için çok büyük problemi yok. Parmak kız Defne şimdi yoğun bakımda. Sağlığı da yerinde. Anne ve babası onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Minik kızlarını sağ salim kucaklarına alacakları günü bekliyor.